yerdiler. Her an olanın, nesiller boyu tüplerle dünyaya inenlere vereceği tek bir bilgi var. Bizler tüpsüz geldik yaşama. Ne demek istediğimi bilen, anlayan yok bilirim. Ama tüp nedir bilir misiniz? Kontrol için takılır insanlığa. Denir ki, ziyan olmayın diye size bu tüpleri takıyoruz. Dünyaya indiğiniz zaman bu tüplerle ineceksiniz. Ve dünyalı olacaksınız. Hepinizin yoğunluğunda bu tüpler bulunacak. Ve sistemin gücü size indiğinde tüplerle ocakları kodlayacak. Ve yoğunluğu kayıtlayacaksanız size sizlik kapıları açılacak. Ve dünya yolunda tüm zamanların gücüne varacaksınız. Ve yeri göğü yaratan olacaksınız. Ve bu şekilde dünya kontrol edilecek. Bir kapımızı açtık, gördük bunları. Tüm insanlık tüplerle toprağa inmiş ve tüplerle kodlama yapmaya çabalıyor. Borç harç dediler. Yok dedik borcumuz. Yaşam borçsuzdur dedik. Biz borçsuzuz dedik. Dünyaya borcu olanları katil kodlamalarla indiren sizlere biz borçlu olmadan dünyaya kendi yüreğimizden gireriz dedik. Sordular. Yüksek kapılarınıza yaşam olacak mı diye, kastınız nedir dedik. Yürüyecek, yürütecekseniz ve yaşamları kontrol edecekseniz ve toprağa tohumlayacaksanız ve ziyan olanları hak edecekseniz ve ekmekleri hak teknikle yoğurup yapacaksanız, altın ışığın gücünü de hak etmişseniz, geri dönmeyecekseniz gidin. Ve dedim ki, genç arkadaşım, ben sana neden gideceğimi, neden döneceğimi sordum mu? Ve senden izin istedim mi? Sana kardeşim diyorum, karanlığın ışığında bütünü gücün tohumlamaya çabalıyor musun? Bunu görüyorum. Sana yerkürede görev verildi mi ki sen girdin o yüreğe? Can, ben ziyan olmam diyerek, koruyucuyum diyerek, kontrolü kurarım diyerek, mutlak olanım diyerek, kontrol edenim diyerek, gerçekliğin tek bilgesiyim diyerek, kendimi tohumlayarak bütünün gücünü alıp geldim. Sorarlar kim getirdi onu diye. Sorarlar tüpleri takmış mı diye, som altında yaşıyor mu diye sorarlar. Canlarım, kini nefreti bilmeyene soru mu sorulurmuş? Devinimi hızlandırdım ve yanıtlarını dillettim. Benim esmalarımda yaşam var. Benim yanımlarımda kalem var. Benim bütünlerimde mutlakiyet var. Her insan kendini hak edebilir diyorum ben. Her insan yarını hak edebilir diyorum ben. Ben doğanın gücünün, kürzi kapılarının gücü olmadığını söyleyene, o kapıların her birinde keriman var diyorum. Ve o keriman kervandır diyorum. Barış istemişler, geçip geldiler. Barış dediler. Perdeleri açtım, izledim. Beste yapmışlar, sessizce. Kelamda seslenmeye inmişler. Ben dünya dediler. Oh âlâ dedim. Ben Rahman dediler. Hah dedim. Ah et dediler. Hah ah işte dedim. Kontrol kurdular. Oh dedim. Çay mı istemişler? Aşk dedim. Hakka varmışlar. Ak dedim. Temizlik demiş, demiştiler. Tertemizlik biz zaten anlattık. Şu anda dünyanın öz görevini sorguluyorlar. Buraya kim gelir, kim gider? Onlar hep istek halinde geçişleri kontrol ederek bu çalışmaları yapıyorlardı. Ama biz onların rızası cevabına görevli geldik. Görev kimden alındı? İnsandan alındı. Kimdir insan? Kare, küp, küre, sessizliklerini dürümleyen teknik kapı olan birliktir.
O birlik yarındır. Kalem insana, kelam edenlerin tümü hakiki olsun istedik. Şükredin ki olmadan kürzi kapıları tümünü okuttuk o yolculara. Sayın bayanlar, sayın baylar, bugün meclisimizde kelam edecek olanlar mevcut. Ama biz onlara yaşama anlattık ve yolculuğu anlattık. Söyledik dünyalılar artık tüpsüz gelecekler zamana dedik. Sordular tüp niye gereksin, niye gerekti de bugüne kadar tüplerle gelindi diye. Zakira rihasiha, zakira raka iha. Devinim hızlanmadan size hiçbir bilgi veremem canlar. Bu nedenle devinimi hızlandırabilmek için ben kodlamalar devreye alırım. Şu anda yaptığım budur. Süyo siha ya his ah şiha. Bak yine bir kodlama ama bu his sessizlikten bu kodlamayı yaptım. Değerliler, suyun başına ilmi oturtalım dedik. Aha bu. Canlılar, size şükür ediyorum hepinize. Niye bilir misiniz? Çünkü şükürle yol açılır. Şükürle yokluk kodlanır. Şükürle yaratılaşım olur. Yaratılaşım olur. Doğru söyledim. Her şey şükürledir. Sevgiyle hepinizi kucaklıyorum canlar. Bedenli olarak buraya geliş sebebim mutlaka size anlatılması gerektiği de anlattım. Kaha olan ilmi kalemlerin bütünün gücünü hak etmeleri gerekliydi ve bununla çalışmaları devreye alacaktım. Yani şu ana kadar hiç mi çalışmadık? Yeri göklere tahtisiz olarak sayfa sayfa kodlayabilmek için çok çalıştık. Ama bugünden itibaren göklerin yes işte dediği yoğunluktan dümenin başına kürzi kapıları oturtuyoruz ve dünya yoğunluğunu artırıyoruz. Dünya yoğunluğunun artması için de bütün çalışmalarımız. Ve şu andan sonraki zaman sayfalarında artık Ram kelamı bütünün gücü değil, bütünün kulu olacak. Her bir dünyalı Ram kalemine, Ram kervanına katıldı. Bu önemlidir. Her bir dünyalı Ram kervanına katıldı. Bu kervan ne olacak? Yerin gözü olacak. Tüm insan soyları yerin gözü olacak. Ve tüm insan soyları Mesih devhisinde olacaklar. Ben size Mesih olup gelmek istediğimi anlattığımda sordunuz. Sevgi var mı dediniz. Hak teknikte kulluk var mı dediniz. Akıl tahtında yaşam var mı dediniz. Ve dedik ki her diri Mesih olduğunda bunlar olacak. İşte canlar, dünya yaşamında artık tüm yaşam sayfalarında Mesih levhisi olacak. Bütün insanlık kelamda Mesih'i tohumlayacak. Ve diyecek ki ben Mesih. Bu önemlidir. Kolay değil bunu anlamak. Herkes bir Mesih beklerken ona sen Mesih'ten öte Mesih'sin dediğimizde kalemi kırar gider biliriz canlılar. Ama iyi anlasınlar ki dünya insanlığı baştan beri insanlık Mesih'in kültlerinin gücüdür. Ve o insanlık karanlığın tınısıdır. O insanlık Hakk'a varan Tanrı'dır. Ama hep tüplüydü. Ve o tüp takanlar onları sürdü. Yani davar etkinliğinde kodladı. Sürdü. Canları. Sel aldı yolu.
baktım ki yol yok. Sonra döndüm ama o sel yoktu ki başta dedim, ama yok edildi dediler dağların. Yol ne bilir misiniz? Yaşamdan başka bir şey değil yol. Ama her şey yaşarken ölümlerin ölümlüsü olmakla kotlanır. Cenazeler kalktı zamanda, yaratılış sayfalarında her andan ve dedi ki o cenazeleri kaldıran kin ve nefret. O nefret aşıldığında artık cenaze diye bir şey kalmayacak. Ölüm olmayacak. İşte istikbal için düşüncelerim bunlar. Dünyada artık ölü kalmasın. Dünya yaşamı koruyucu yaşam haline geçsin. Ben seni sevmem ama sen de beni sevmezsen ben seni kırarım diyenler var. Cennette kırıcılık yoktur. Herkesin kendini dinleyebildiği bir sistem kurulacak dünyada. Ben beni anladığımda kimseye kırılmam ve ben bende olanı kırmam. Bu kesindir. Hutbelerde insandan değil, kaynaktan söz edilir hep. İnsanın insanlığından söz yoktur orada. Oynanır yaşamda, oyundur yaşam. Artık insan kendini dinleyecek ve kul olduğunu bilecek. Ama kul olan kelama kul olmadan aklın kalemi olamayacağını da hak edip anlayacak. Biz dünya diyenler var ya hani, dünyanın öfkesi vardır bilin. Nedir o öfke? Bin cennet, bir tek cemaat olduğunda ölüler diyarı olan bu yaşam bültenlerini dilletmeye başlar. O bültenlerde kati hak kapıları vardır. Ve o kapıların açılışı şarttır. Ama insan kendini tohum olarak yaşama çekmediğinde o kapılar astral boyutların kulluğunda dahi kapalıdır. Ve bundan sonraki zamanda bütün o yaşamlar mahrek olacak. Umutlarım budur benim. Dünün köklerini gök sözcülüğüyle dürümlediğimden beri umutluyum. Dünya Yezidlerin ziyanıyla dirilemez. Dünya Yezidlerin de hakikatiyle dirilmelidir. Ve öylesi bir diriliş olmalıdır ki mutlak ve hak kapıların ışığıyla. Dümenin insanlığın ilmi olduğunu tüm insanlığın anlamasıdır mektebin amacı. Ve biz bütün kullara kupa verdik. Sözü, sesi, özü olan kupalar bunlar. Ve dedik ki aşkla çalışın. Ismarlama çalışmayın. Size şunu yap dediklerinde o benim yolumda değil diyebilin. Ve et kemik olan insanı intikam peşinde koşan o yok edicilerden ayırdık. Çokları ilim kapılarını açamadıklarını bildiklerinde ilim kalemini kırmaya geçerler. O kalemi kıranları kısırlaştırmadık. Dedik ki kınandın ama kırıl diyemeyiz senin yüreğine. Kıran kısırlaşır, kıran hırslanır, kıran kusurludur ama kıranı kıramayız, ziyan olur. Ve bunları dedikçe biz yaşam kodlandı.